geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Tapsın benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sollah, kariyeri pulle, çayını da demle son durak. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa. Ben de zengin çocuğuyum, ben de üniversite okudum, ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Oo, salon çok güzel olmuş. Ama işte o kadar masraf yaptık, tadını çıkartamayacağız ki. Ay kız parti yapacakmış arkadaşlarına Tahsin, ne yapalım? Evden kovuyorlar bizi. Hayır, Bülent Bey ile Sedef Hanım'ı kutlamaya alırdık eve. Çoluk çocuk hep beraber vakit geçirirdik. Hani dördümüz böyle arpacı kumrusu gibi birbirimize mi bakacağız yani? Ay ne bileyim şekerim, zaten araları bozuk. Kadın bakalım konuşuyor mu Bülent Bey'le? Aman, bir konuşmayacakları kaldı yani. Ne yapacağız, yılbaşı gecesi Cem'in annesiyle babasının mahkeme duvarı gibi suratını mı seyredeceğiz yani? Yara yırttın mı Tahsin? Ya barışsınlar, ya gidip başka yerde kutlasınlar. Benim yılbaşı gecemi ne diye mahvediyorlar ya? Canım orası öyle de, sen yara yırttın mı? Gazeteler nerede? Tahsin! Aa bak ne yazıyor. Ajda Pekkan yılbaşı gecesini bizim ilerideki restoranda kutlayacakmış. Çok güzel. Sen yer ayırttın mı Havyer'den? Hayır, ayırtmadım. Aa, neden şekerim? Aa. Baksana canım, Ajda Pekkan falan gidiyormuş. Yer yoktur zaten. Aa! Ay kusura bakma ama cimrisin Tahsin. Ne cimrisi ya? Geçen defa kaç para hesap geldi. Oh, Bülent Bey yıktı üzerime kaçtı. Bu sefer yağma yok. Muhallebici'de yiyeceğiz. Ne? Muhallebici'de yılbaşı olur mu Tahsin? Vallahi soldan geliyorlar. Neden olmasın canım? En güzel yer. Sas takımı bile ayarladık. Mutfağını biliyoruz hiç değilse. Tertemiz. Ha, mevzu o çünkü değil mi? Bir kere Sedef Hanım'la Bülent Bey beğenmezler ki orayı. Aman beğenmezlerse gelmesinler canım. Zaten Bülent Bey'in önüne dayaş arabı. Gerisini boş ver. Yılbaşı elbisemi göstermek istiyorum. Aa ne kadar güzel ayol. Çok para vermişsindir sen şimdi buna. Yok baba, ne parası, bu bizim derginin çekim kıyafetlerinden. Yılbaşından sonra dükkana geri vereceğiz. 5 kuruşum yok ki benim, nereden gece kıyafeti alacağım? Ay Tahsin'cim ne olur şu piyango işini yapalım. Öf, bana kazık gene. Şekerim, zaten Havyar'a gitmiyoruz. Dükkanda bedava tarafından yılbaşı yaptırıyorsun bize. Onu ona say. Sas takımı bedava mı? Eşimiz dostluğumuz mu çalacak? Peki, nasıl olacak bu piyango miyango? Yılbaşı piyangosu diyeceğiz. Ufak tefek hediyeler aldık. Böyle mumdu, süstü, püstü falan. Misafirler de getirir biraz. Hepsini piyangoya koyacağız. Ondan sonra da bir tane büyük bir hediye var. Bizim 15 tane cumhuriyet altını. Onu da bir kesenin içine koyacağız. Allemde kallemde dalavereyle asıllara çıkartacağız. Oh! 3500 liralık yılbaşı hediyesi. Vallahi ne hala oh! Tahsin'cim, ikisinin kazandığını toplasan ancak bir maaş ediyor. Bak kızcağız kendine yılbaşı elbisesi alamamış. Ya çok hayati bir ihtiyacını karşılayamamış. Vah vah vah. Ya o gardıroplara sığmıyor elbiseler. Alırken al al al, giymeye gelince yok yok yok. Şimdiden hayırlı seneler dayıcım, yengecim. Ya bu yılbaşını birlikte idrak etmek beni o kadar mutlu etti ki. Akşama biz de dükkanda olacağız Sacit. Ne? Hadi ya. Niye? Niye? Bizi istemiyor musun yani? Hayır aşk olsun da biz arkadaşlarla birlikte şey yaparız diye şey ettik.
Ayol biz bir köşede kendi masamızda otururuz, sizi rahatsız etmeyin Sacık. Ha anladım. Bakan kız da geliyor mu? Ha. Ay ne olur, ne olur tanışalım şu kızla. Vallahi yenge onun pek öyle tanışmakla falan arası yok yani ama bilmem ki. Canım bir merhaba deriz ne olacak? Sacit, sen bu akşam benim partimde yoksun değil mi? Şu anda tekrar düşününce var olabilirim. Hadi ya. O zaman varsan da lütfen varlığınla yokluğun bir olsun Sacit. Bir de Burhan'a çaktırmıyoruz tamam mı bu akşam burada parti olduğunu? Gelir melir, Allah korusun. Aa, Burhan'ı davet etmediniz mi kızım? Bu gerçek bir soru değil herhalde değil mi anne? Davet etmiş olma ihtimalim var mı sence? Ama çok ayıp. Hiç olmazsa yarım ağız söyleseydin. Anne ben yarım ağız da söylesem otu tam olarak gelecek ve partiyi mahvedecek yani. Olmaz, vallahi olmaz ya. Tahammül edemiyoruz adama. Püf püf ses. Evet ses. Sevgili Sütçüoğlu apartmanı sakinleri. Öncelikle Kurban Bayramınızı çok içten dileklerimizle kutlarız. Bayram ziyaretlerimizi yarından itibaren yaparız. Çünkü şu anda gündem başka. Ana! Alçak kadar şu anda yeni yıla girdi. Çünkü saat orada 12. Merak etmeyin ben saat ayarlarını yapıyorum. Bu vesileyle tüm Kamçatka halkının yeni yılını kutluyoruz efendim. Kamçatka halkı acaba nerede yaşıyor? Hemen bir açıklama. Rusya'nın doğusunda bir yer. Hiç gördüğüm yok. Tanıdığım birisi de yok. Ben Rus kızlarını çok sevdiğim için, bayıldığım için orası da herhalde çok güzeldir. Günün püf noktası olarak aşırı alkolden sonra tuzlu limonlu maden suyu sizin dinç uyanmanızı sağlayacak, salaklaşmanızı önleyecek. Günün öğüsü hindili pilav. İyi günler. Kapattım. Çok güzel bir meşgale. Vallahi bir gün bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama Aslı haklı be dayı. Canım şöyle derin derin nefes al, iyi gelir. Çok heyecanlıyım ya, ruhumu teslim etmek üzereyim. Ya ben hep sahneye çıkmadan önce tüm seyircilerin arkadaşım olduğunu düşünürüm. Sen de öyle yap. Hayır, ben İstanbul'a geleli siftah yapmadım daha sahnede. Oradaki seyirciyle buradaki seyirci bir değil ki. Ya yuh çekerlerse? Olur mu hiç öyle şey? Sen aynaya bakmıyorsun galiba. Ya ne alakası var kızım ya? Vay. Maça gördüm ben onu. Hayır, Anadolu Rock'ın çok az bulunan bir türünü icra ediyorum. Sanatımı anlamayabilirler. Ya o izbe yerde sahneye çıkmak için niye bu kadar heyecanlanıyorsun dostum ha? Yılbaşı gecesi zaten herkesin kafası 1500 olacak. Yani sen daha dün annemizi söylesen dinleyecek kıvamdalar ya. Yavrum oku Bilal abi. İzbe mizbe. Eski rakçılar geliyormuş, ünlüler geliyormuş diyorlar. Hatta birkaç sene önce Erkin Koray gelip sahnedeki grupla birlikte çalmış diye bir rivayet var. Erkin Koray mı? Yok artık. Sen Erkin Koray'ı falan bekleme canım. Bir an önce çık sahneye, şarkını söyle. Ondan sonra da Aslı'nın partisine gel. Gel derken? Biz orada olacağız ya. Yok ya. Ha? Zannetmiyorum Fatoş. Neyi canım? Biz eğer bir çift 80'de bir zahmet kalkar benden rak para kadar gelirsin. Öyle ayrı gayrı yılbaşı gecesi olmaz. Benim prensiplerim var bazı. Kusura bakma Fatoş. Ay ne tatlı değil mi? Yani şimdi ne işimiz var muhallebicide? Hay bunun müşterisi var, paparazzisi var, dayısı, yengesi var. Ne bileyim kalabalık falan bir yandan. Ayrıca o sas takımı falan ne alaka? İşte diyorum ki sen benim kuzenimin partisine gel. Ha evde daha iyi öyle biz bize takılırız. Ya olmadı birlikte bir odaya kapanıp televizyon izleriz misal. Bu parti sizin apartmanda öyle mi? Yani dışarıda olsaydık aslında ben daha rahat ederdim ama neyse. Dur bakalım. Zaten annemler yılbaşı için Ankara'dan geleceğinden evden kaçta çıkacağım belli olmaz benim. Aha. Ya Sacitciğim bu arada böyle yılbaşında kokoş kokoş giyinip dışarı çıkan insanlara ben uyuz oluyorum. Acayip kıl oluyorum. Onun için diyorum ki hani böyle kot gömlek falan çıkalım. Ha ne dersin? Tamam canım oldu görüşürüz. Tamam tamam oldu öpüyorum bay bay. Bay bay. Kimle?
Hatice, Hatice. Yılbaşı gecesi dışarı çıkmayacaksın kanımca. Arkadaşıma söz verdim abi Hatice'ye. Yok, gitmeyeceksin kanımca. Niyeymiş o? Babam dedi, sürekli dışarıda. Bari bu gece evde otursun dedi. Ben de babama katılıyorum. Abi, ben söz verdim ama şimdi ayıp olur yani. Beni kırıyor musun? Sen niye benim hayatıma karışıyorsun ki tek hücreli halinle? Tek hücreli olabilirim ama gitmeyeceksin. O kadar. Anladın sen onu. Yani bayağı piyango falan gibi mi bu? Biletli falan? Yok yok. Tombala gibi. Bir torbanın içinden numara çekeceğiz. Artık kime ne çıkarsa. Bize kesin mum falan çıkar. Ama size iyi bir şeyler çıkar gibi geliyor bana. Tahsin. Aslı, şimdi içli köftelerle fındık lahmacunlar hazır. Bir tek fırına verilecekler o kadar. Akşama doğru da çiğ köfteye gireceğim çünkü o taze yenilir. Neden bahsediyorsun Makbule ablaya? E akşama parti var ya, nasıl doyacak o kadar insan? Aç açına mı oturacaklar bütün gece? Ay ne diyorsun ya? Hayır lütfen sen Alaturka yemeklerini sokma benim partime. Benimki öyle temalı partiydi. Zaten catering ayarladım. Kanepeler var, sushi var. Nasıl yani? Ne yiyeceksiniz peki? Kanepeler var, sushi var. Ne yiyeceksiniz peki? E bu böyle gider ama Makbule abla. Ben ne yapacağım o kadar yemeği ya? Kendin ye, ne bileyim ben. Ben yerim. Ay Makbuleciğim, yap sen yavrum. Olmadı dükkana götürürüz, yarın da yenir. Ellerine sağlık yavrucuğum. Ay o kız dedinmiş, yapmış. Ne olur partide içli köfte olsa, mis gibi. Ya anne, partinin bir teması var, şeyi var ya. İstemiyorum Alaturka yemekler. Sushi var, kanepeler var. Ay ne yiyecek insanlar? E sushi var, kanepeler var anne ya. Sıçıoğlu apartmanı. Evet. Şu anda Avustralya'nın Sydney kenti yeni yıla girdi. Buradan Sydney halkına iyi yıllar efendim. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Irra pare statore casa tanto tor. Ay bayılıyorum Christmas ruhuna. Yani her yer kırmızı yeşil olsun istiyorum. Şeminenin başına da çorap astım bakalım Noel Baba bize bu sene ne bırakacak şansımıza. Sizin şömineniz yok Burhan Bey. Ayrıca Christmas'ta Noel, Noel'de geçti. Sen papaz mısın canım? Ha? Yavrum, papaz mısın sen? Niye böyle her şeyi biliyorsun? Bırak yılbaşı gününü kafamıza göre yaşayalım ya. Yeni yılbaşı, yeni yıl ruhu demek, başlangıçlar demek, hediyeler demek, hindi pilav demek değil mi Fuat? Tabii canım, tabii. İyi seneler Burhancığım. O zaman ben yanınıza geliyorum. Ne yapıyoruz akşam? Akşam? Biz Bülent Bey'lere söz verdik. Dükkana gidip bir şeyler yiyeceğiz. O kadar. Ya biz oradayız. Aslı ne yapayım? Biz bir şey yapmıyoruz, evdeyiz. Parti yok mu? Ne partisi? Doğum günü partisi. Yılbaşı partisinden bahsediyorum Cipi ya. Ha yok yani. O zaman bize gelin. He? Çok güzel yemekler yaptım. Küçük bir hindim var. Kestaneli pilav da yaptım mis gibi. Ekip olarak 2007 idrak ederiz, konuşuruz, tartışırız. Ne diyorsunuz? Yok, biz gelmeyelim. He. Fatoşlar falan ne yapıyor? Onlar şey, Tanrıverdi Rakbar'da bir iki şarkı söyleyecekmiş. Onlar orada. İşte biz burada. Dağıldık her yere. O eski yılbaşılar kalmadı artık. Herkes bir tarafta. Parti yok yani. Yok canım. Parti kim, biz kim artık. Aa Burhan Bey. Merry Christmas and a happy new year olsun size. Aslı'ya eşek kadar parti veriyorsun. 50 kişi çağırdın. Çiğ balıktan kanepeyle nasıl doyacak o kadar insan? Bir işkembe çorbası yapıvereyim diyorum ha.
Arkadaşlarını mı çağırdın? Son dakika. Bizden habersiz. Ay vallahi bilmiyordum. Anlıyorum. Anlıyorum. Bütün hafta ofiste elden ele dolaşan ve benden saklanan isim ve telefon listesi meğer partinin davetli listesiymiş. Anlıyorum. Burhan Bey, biz sizi memlekete gideceksiniz diye biliyoruz yani. Yaşam ya. Ben hep Gaffur'la kutlarsınız diye şey yaptım ama. Gaffur'la ha? Gaffur'la mı? Yani beni Gaffur'la mı yakıştırıyorsun hey yavrum? Yazıklar olsun sana. Benim hayatım, bütün muhitim Gaffur'dan mı ibaret yani? Burhan Bey lütfen gelin, bekleriz yani. Gerek yok. Gerek yok. Burada iletişim kesildi yavrum. İletişim kesildi. Benim yeterli derecede çevrem ve dostum var. İstanbul'da sadece belirli bir zümreyle konuşabiliyorum, anlaşabiliyorum maalesef. Ben kendi partimi kendim veririm. Hadi hoşçakalın. Bu arada siz beni davet etmediniz ama ben sizi partime davet ediyorum. Siz beni davet etmediniz ama ben sizi partime davet ediyorum. Alt katta benim partim. Sizi beklerim efendim. Mali memnuniyetle gelirim efendim. Nasılsın Fatoş'cuğum? İyi seneler. İyi seneler. Akşam ne yapıyorsunuz Bülent Bey? Hiç sorma bebeğim. Yaşlılara takılmak zorundayım. İçim şimdiden sıkılmaya başladı. Biz bir ara gece yarısına doğru Havyar'a uğrayalım diyoruz. Gelir misiniz? Ne dersiniz Üstad? Keşke kaçabilsem. Keşke kaçabilsem. De işte orada da hayat yoktur ya. Yani fanfifon durumlar diyorum. Ajda yılbaşını orada kutlayacakmış. Ben onu görmek için gitmek istiyorum. İdolüm. Ay hepimizin. Ajda. Hekkan. Ne anladım? Demek buraya geliyor. Yani bu akşam şu sokağın köşesinde olacak. Pas asayım kadını ya. Vallahi asayım canım. Görürsek imza alalım ister misiniz? Ben daha önce 7-8 imzasını almıştım da. İyi seneler. İyi seneler. Ben bir kahve almaya gelmiştim. Çok garip. Evet ya. Ne bu samimiyet? Fatoş çoğumlar, bebeğimler. Pis tanıcam ha. Ay ben ondan söz etmiyorum. Bülent Bey, Ajda Pekkan'a mı aşık? Hangimiz değiliz ki ya? Öyle değil Kubi. Adamın yüzü allak bullak oldu. Nasıl bir delilik yapmasında? Baban Ajda Pekkan'ın bizim mahallede yılbaşı kutladığını öğrenince nasıl bir delilik yapabilir ki? En fazla gidip resim çektirir kadınla. Sevgilim. Babamın hayattaki en büyük zaafı Ajda Pekkan. Nasıl yani? Yani şimdiye kadar hiçbir konserini kaçırmadı. Yani resmini görse taşigardı geçiriyor. Obsesyon yani. Hatta annemin dediğine göre çapkınlığının sebebi de bu. Tabii tanıştığı kadınların hepsinde Ajda Pekkan'dan bir yön arıyor çünkü. Ha, arıyor, arıyor, bulamıyor. Onun için gibi. Ha. Fanatik hayran diyebilir miyiz? Büfet yenge. Yılbaşını ve Kurban Bayramı'nı aynı günde idrak ettiğimiz için acaba hiç değilse partide bir kavurma olması gerekmez miydi sence? Ne bileyim şekerim, istemiyor işte. Zaten bunun partisi yüzünden bayramdan da bir şey anlamadık. Allah'tan 3 gün var daha. Biz ne zaman bayramlaşacağız? Yani komşularla falan. Yarın, yarın. Yarın bayramlaşırız, kurbanı da yarın keseriz. Şu partiyi bir atlatalım. Peki de bu akşam ne yiyecek bunlar? Sushi varmış, kanepe varmış. Ne yenecek? Hayır Aslı'cığım, hayranlık falan yok. Babam aşık. Yani resmen aşık. Hatta birkaç kere böyle aynı ortamda bulunmuşlukları falan da var. Bu Paris'teki büyükelçilik davetlerinde falan. Babam yanına gidip hayranınızın bile diyememiş. Düşün artık yani. Baban. Evet.
bir keresinde cesaretini toplayıp bize bir şarkı söyler misiniz demiş. Ajda Pekkan babama dönmüş, gülümsemiş. Babam küt diye bayılmış. Ya o günden beridir hala bana bir şarkı borcu var deyip duruyor. O da bayağı kendi kendine gelin güvey olmuş yani. İşte obsesyon. Halbuki bir kere konuşsa, iki çift laf etse belki de babama iyileşecek yani. Merhaba. Aslı'nın partisi var ya, yılbaşı partisi. Oranın adresi değişti. Bir alt kata taşındı. Evet. Aynı parti bir alt katta. Ha ben. Bir dost. Buranın altın top efendim. Haber vereyim diye. Aynı parti bir alt katta. Evet. Evet efendim. Ha, Merry Christmas. Hadi hoşça kalın. Ya çok heyecanlıyım ya. Yılbaşı ya. Bu akşam çok eğleneceğiz. Ya ya öyle. Abi yenge iki güzel kız arkadaşını da getirse de daha şenlikli olsa. Boş versene Sertaç ya. Burası Nişantaşı. Zaten bu akşam burada bir sürü genç insan olacak oğlum. Tabii abi. Ne kızlar gelir bu gece kim bilir? Ne kızlar? Allah! Üf ya. Çok dağıtacağız ya. Çok. Değil mi Sacit? Ya. Yalnız ben biraz gecikebilirim ya. Aslı çok ısrar etti. Azıcık benim partide dur, sensiz olmaz diye. Ben o yüzden herhalde biraz. Aman, ben ne anlarım o kokoş partiden abi. Sen, ben, bizim oğlan. Hep aynı insanlar. Ya halbuki burada kim bilir kimler olacak kardeşim ya. Dayımlar. He? Abi Ajda Pekkan bile şu arka sokaktaki restoranda olacakmış. Çok heyecanlıyım abi. Ya yılbaşını çok seviyorum ya. Çok, çok. Ya Allah'ım. Oğlum acayip eğleneceğiz lan. Orada kıpırdamadan dursan tam süper olacak. Efendi gibi dur. Aslı hanımefendiyle tanışacaksın. Dur. İyi günler. İyi günler Gafur. İyi seneler. Sana da sağ ol. Ve iyi yıllar. O da olur. Bir hediyem olacak. Hediye mi? Bana mı? Sana. Aa, çok teşekkür ederim. Gafur? Ye. Pis, pis, pis. Ye. Ye. Aa, hindi. Sana hediye ediyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim de Gafur, biz buna nasıl bakacağız? Masanın üstüne koyarsanız bakabilirsiniz. Ama Gafurcuğum, şimdi bu kuş masanın üzerinde durmaz ki. Kaçar, değil mi? Pişmiş olursa durur kanımca. Ha, anladım. Anladın sen onu. Ama Gafur, ben buna kıyamam. Yazık. Bak çok güzel. Senin kadar güzel değil. Mersi. Şimdi Gafur şöyle yapalım. Bu söyle adını. Fatma. Fatma? Bunun adı. Ha doğru tabii, Kel Fatma. Şimdi Kel Fatma'yı kesmeyelim, yazık. Sen bahçede ona benim için bak. Yılbaşından sonra düşünürüz, tamam mı canım? Tamam canım. Hadi bakalım. Fatma, sen bizim yavrumuz ol. Kızımız ol. Oley! Oley! Tahsin'cim. Bak şimdi, bunda numaralar var. Bunda da sadece 7 numara var. 7 numaralı hediye paketinin içinde de... Bizim altınlar var. Evet, evet. Asıllara çektirirken
bu keseden çektireceğim. Nasıl fikir? Biz de sanıyoruz ki kızımızı zengin bir ailenin oğlu genel müdüre verdik. Şu düştüğümüz hallere bak ya. Hadi Tahsin'cim çıkalım artık. Şeydi muhallebici de biz ev sahibiz ne de olsa. O zaman piyango işi tekrar geri döneceğiz yani. Tabii döneceğiz şekerim. Döndüğümüzde şampanya falan patlatırız. Çiğ köfte yapıyorsun ya. Kaldırır mısın onu ortadan? Çiğ etmeyeceğiz biz. Çiğ balık yiyorsun ama. Ama o başka. Ne oldu? Morardın. Makbul abla lütfen misafirler gelmeden çiğ etleri kaldır. Kimse görmesin. Hani gelen giden yok ki. Misafir nerede? Daha erken. Kaçta çıkabileceksin evden? Ya burada çok güzel parti var ya. Çiğ köfte bile var. Ya şu anda tam olarak bilemiyorum. Şu anda annemler şampanya patlatıyorlardı. O yüzden ben bir havaya bakayım. Ama muhakkak geleceğim. Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay. Kızım çıkmıyorsun değil mi? Arkadaşlara söz vermiştim baba. Yok yok otur. Kızım sokaklar it kopuk dolu. Anne sokaklar psikopat dolu. Hakikaten. Sus kız. Ya susun ya dansöz çıkacak. Sen de bizim başımıza dansöz mü olacaksın? Ya hayır Gaffur abi. Oryantal Star'ın kızları çıkacakmış. Ha o zaman olur. Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu hey? Fatoş. Ha canım. Keşke üstüne bir şey giyip gelseydin ya. Ama böyle kıskançlıklar yapma tatlım. Peki o zaman. Fazla etrafa bakma, çok it kopuk dolu. Sen iyi misin? Ya iyiyim de çok heyecanlıyım. Etrafta Erkin Koray falan var mı? Ben nereden bileyim, etrafa bakma dedin ya. He. Yok galiba değil mi? Tanrı verdi. Gerçekçi olalım. Erkin Koray buraya gelmez. Burası sigara kokulu, ucuz, türkü bar mı, rock bar mı olduğu belli olmayan... ...aslında türkü barlarında, rock barlarında yüz karası bir yer. Ya ama kalbimi kırıyorsun. Yani ben boşu boşuna ümitlenme diye böyle söylüyorum. Burası Erkin Koray'ın çıkıp müzik yapacağı bir yer değil hayatım. Ya niye? Genç amatör rockçılara destek olmak istiyor olamaz mı? Tamam, senin istediğin gibi olsun. Küsmek güzel ama anası olmamalı. Mendili eline, mendil verdim gidine. Yalnız o tarafa bakma, o tarafta toplu olarak Hanzo var çok. Yeter artık ama. Mendili eline, mendil verdim gidine. Mışar benim ellerime. Elliyoruz. Çok güzel. Gidirsiniz, atabilirsiniz, atabilirsiniz, atabilirsiniz. Parti çok güzel, her şey çok güzel ama biraz hindi ufak gibi. Kime yetecek? Yani ben bu kadar popüler bir parti olacağını hiç düşünmemiştim. Daha gittiğimiz herkes gitti. Peki Aslı niye gelmedi daha Burhan Bey? Vallahi bilmem ki. Burhan abi dedi, partiyiz dedi, senin evde yapalım, alt katta yapalım dedi. Ondan sonrasında da bir daha gelmedi, bir daha durmadı. Yani bilmiyorum, haber alamadım yani. Gelir herhalde. Ana banko, hemen acele çıkmam lazım. Enteresan. Asıl ve Cem genellikle sıkıcı bir şekilde erken gelirler ama... Ben gider biraz sonra bakarım. Belki Aslı ne giyeceğine karar verememiştir. Ne gibi? Süper partiymiş yalnız ha. Böylesini görmedim vallahi. Nerede kaldılar ya? Tamam aşkım, trafiktelerdiler herhalde. İyi akşamlar efendim. Şu anda Bangkok'ta yılbaşı oldu. Bütün Bangkoklulara hayırlı uğurlu bir 2007 dileriz efendim. İnşallah.
Niye bu kadar keyifli geliyor bunun sesi? Arkadan da müzik sesi geliyordu galiba, değil mi? Ay neredesin şekerim? Bunlar piyango için. Asıl sen neredesin? Nasıl yani? Parti buranın evinde değil mi? Ne? Vay, rakip parti ha? Hem de benim misafirlerimle. Aslı nereye? O zaman Burhan'a gidelim biz. Oğlum ölmek mi istiyorsun? Otur yerine ya. Ben gideyim canım ha? Hayır, komşu bir yerde. Sevgili misafirler, sevgili misafirler, alt kattaki sevgili misafirler. Öncelikle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ayrıca iyi seneler. Ancak tuhaf bir yanlış anlaşılma sonucu, anladığım kadarıyla şu anda Burhan Altıntop'un evindeki partidesiniz. Oysa ben Aslı Sütçüoğlu, benim partim bir üst katta. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz sevgili misafirler. Evet, sizi üst katta bekliyorum. Eğlence şimdi başlıyor. Asıl parti burada. Tekrar ediyorum, asıl parti burada. Öyle bir şey ya. Nereye ya? Nereye? Nereye? Görüşürüz Burhan. Fatihettin Bey, siz de mi ama? Kusura bakma kardeşim. Esas parti yukarıdaymış. Ne yapalım? Savaş ha? Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Çiko, savaşa var mısın? Ağlak sırat. İşin gücün trajedi. Trajedi. Burada ne haber? Al canım. Yaş, hoş geldiniz. Ne haber? Ne haber? Al canım, ne haber? Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Buyurun, esas parti, esas parti. Naziksin sen böyle. Oo, Saadettin Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Canım. Jingle bells, jingle bells. Hoş geldin. İşte esas parti bu. Nasılsınız Sedef Hanım? Teşekkürler efendim, siz? Hamdolsun, hamdolsun. Şaka maka 2007'de geldi işte. Ya, ya ne çabuk geçiyor değil mi efendim? Dalgınsınız Bülent Bey. Efendim? Dalgınsınız diyorum. Ajda yüzünden. Büyük aşkın iki sokak ilerideymiş Bülent. Biliyorum seni. Aa, ay biz de çok severiz Ajda'yı. Böyle müziğini falan. Bülent'in ki öyle bir sevgi değil efendim. Platonik aşk. Aman canım bana ne? Biz ayrı yaşıyoruz zaten. Ne ilgilendirir ki beni? Sertaç, burada yaş ortalaması biraz yüksek mi ne ya? Abi bizim yaşımızda hiç kız yok ya, ne yapacağız? Tek tanıdık Tahsin amcalar. Sakin de yok ortada. Dur kardeşim, daha erken. Bekleyelim. Süper yılbaşı olacak ya. Ümidi kesme Taco. İnşallah. Teşekkür ederim. Nasıl yani? Ha canım. Sen rakı mı içiyorsun? Ya doğru dürüst şarap yok. Canım bira da istemedi şekerim. Bar rakı içeyim dedim şerefe. Bana ters ama. Efendim? Kadının elinde rakı. Bilmiyorum yani, yakışmıyor bence. Aa, sen de çok maça çıktın ama. Kusura bakma, benim prensiplerim var Fatoş. Aşamam onları. Kurallarım var. Yani yapamam, aykırı bana bunlar. Allah Allah, bak sen. Yazanı. Kızım nereye? Çöpleri alayım ben. Yazık, abim televizyona dalmış. Kalkmasın şimdi. Ha. Hangi dağda kurdu öldü? Yılbaşı ya. Aferin benim kızıma. Ölümüne kokayız. Oldu, oldu. Benim telefonum yanımda. Merak ederseniz ararsınız. Hadi bay bay. Merak edersen. Thank you.
Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ancak çıkabildim evden. Çantan palton yok mu? Yok. Şoförle geldim arabada. Ha. Gel seni Aslılar'la tanıştırayım. Merhabalar. Sizi tanıştırayım. Zeynep, Aslı. Merhaba. Cem. Merhaba. Merhaba. Zeynep, Sacit. Bütün yiyecekler bu kadar mı ya? Kanepeyle, suşiyle. Bu bünye doymaz ki canım. Vallahi al benden de o kadar. Bence gayet rafine bir ikram. Rafine de benim açlıktan midem kazınıyor. En azından bir hindi pilav olur canım. Belki paraları yetmemiştir Saadettin Bey. Kanepeler de güzel, baktınız mı? Sabah yemeklerle ilgili Aslı'yla niye öyle dırdır ötüyordunuz? Hı? Ha! Ay Burhan Beyciğim çağırmış o kadar insanı. İkram olarak bir kanepe bir de çiğ balık oldu mu şimdi ha? Bir hanımefendinin dip frizinde efendime söyleyeyim bir börek olmaz mı? Bir köfte olmaz mı? Aa, hindi pilav yok mu yani? Ay yok. Ah, dediğim gibi. Bir hanımefendi eğer misafir ağırlayacaksa bir takım hazırlıklar yapacak. Tamam, siz, tamam, tamam, anladım. Bırak. Böreğe olur. Bırak. Ama Burhan Bey. Burhan Bey, bir hanımefendi eğer... Yılıyor bana. Evet. Şu andaki alt kattaki partimizde sıcak hindili pilav çıkmıştır efendim. Pilavın kestaneli olduğunu hatırlatır, hepinize afiyet olsun derim. Alt kattaki partide sıcak hindili pilav çıkmıştır, bekliyorum efendim. Nereye ya? Simla, aşk olsun ama bak. Yaprak. Sacit sen de mi? Sen de mi Sacit? Acıktım kızım ya. Ya bence de Sacit kalsaydık iyiydi burası. Ah güzelim sen de aç kaldın. Gel ya gel. Yazık o kıza yazık. Ne buluyorsa bunda ya? Nereye nereye? Nereye gidiyorsun? İşte sana geliyordum sevgilim. Hoş geldiniz. 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 Hoş geldiniz efendim. Oğlum görüşürüz. Burhan. Hoş geldiniz. Ah Sacit Beyciğim. Hoş geldiniz efendim. Yolla boyalla. Ya Burhan. Efendim. Bu hindi kime edecek? Devamı var değil mi? Gece uzun biliyorsun. Hazır. Tabii ki efendim. Var. Aferin Burhan. Aferin. Hindi. Allah, ben çıkıyorum ya. İyi. Sen de sahnenin oraya gel. Kenarda dur burada. İtin kopuğun arasında kalma. Rakıyı da bırak. Kola falan al. Millet yanlış anlamasın. Ceket falan mı giysin üstüne ya? Ne bileyim ya. Uf. Bak ben birisine çok pis alacağım ha. Ay ama sen de çok sersin be şekerim. Ben ne yapacağım bununla? Aşkınla yandım,
Yandım da yandım da küllere döndüm. Düşündüm seni, senli günleri. Düşündüm, düşündüm, uykuya daldım. Gittiğin günü, bittiğim günü hatırladım da kabusla kalktım. Gittiğin günü, bittiğim günü hatırladım da kabusla kalktım. Aşkınla yandım, aşkınla yandım. Yandım da yandım da küllere döndüm. Aşkınla yandım, aşkınla yandım. Yandım da yandım da küllere döndüm. Resmini koymuş psikopat. Gel Fatma. Gel. Gel yavrum. Gel. Tüyleri de ne kadar uzun. Bunun tüyleri nasıl yolacak ya? Neyse makbule gerisi halledin. Gel. Gel gıla gıla gıla. Bu kız zaten bir şey ki acaba. Burhan. Aa Gafur. İyi sinirli kardeşim. Ne ayak? Niye partime gelmiyorsun ya? Allah Allah. O kadar böyle bekle 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 burada ağaç oldum. Nerededir bu köfte or dedim. Herhalde dedim Fatma'nın yanındadır dedim. Buraya geldim. Davet edecektim seni. Senin evinden aşağıyı aradılar. Hindi bitmiş. Dışarıdan alayım diye. Aa, kim aradı ki ya? Mevzu o değil. Acaba sana bugün Fatma'dan bahsetmekle hata mı ettim? Aa. Aa. Vallahi ağzıma sinek girecek ha. O kadar şaşırdım. Demek bu herhalde yanlış düşünmüyorsun. Burhan. Benim düşündüğümü şu anda düşünmüyorsun değil mi Gafur? Ya yok ben düşünmem. Ben fenada kıstırırım. Burhan sen Fatma'yı kesip yiyecek miydin? Ah, olur mu öyle şey Gafur yani? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Hindi yenin mi canım? Seni pilavla servis ederim. Anlıyorum. Fatma, Aslı hanımefendiyle benim özel evcil hayvanım. Tabii canım arası öyle ya, normal bir ilişki. Düş önüme, partiye gidiyoruz. Benim partime mi? Senin partine. Bir sakıncası mı var? Hayır, bir sakıncası yoktu yani. Fatma burada yalnız kalmasa. Konuşma! Düş önüme. Ne kadar şey vardı Gafur yani. Konuşma Burhan, düş önüme. Tamam, espri yapıyorum, yılbaşı şaka yapıyorum. Hiç anlamıyorsun. Hayda, saate bakma, daha yeni geldin ama. Yok, ondan değil de Aslı'lara bir çıkayım ben. Sonra gelirim. Ha? Ha, makyaj tazeleme olayı. Aha, evet, makyajımı tazeleyeceğim. 15 dakikaya bilemedin, yarım saate gelirim. Canım, görüşürüz. Yandım da yandım da küllere döndüm. Aşkınla yandım, aşkınla yandım. Yandım da yandım da bu şarkı da Erkin Baba için. Kendisi aramızda olabilir mi? Yok herhalde. Oldu o zaman. İkinci şarkı mı? Ben... evet, biraz şey.
ne huzur, ne sevda. Dünya dünya bende tanıyamadım ki seni. Neredesin kızım? Otur otur. Ay herkes kapıdan bir şey ikram ediyor yılbaşı diye baba, ne yapayım? Oriental Starlar daha çıkmadı. Aa iyi. Aslı bak bence başka çaren kalmadı ha. Ya Cem, prensiplerime aykırı, partinin temasına aykırı. Yani 2007 yılını böyle mi hatırlamak istiyorsun? Bütün arkadaşların Burhan'ın evinde eğlencede, sen burada yapayalnız. Ah! Tamam. Git yak fırını. Sevgili misafirler, şu an itibariyle üst kattaki partimizde içli köfte ve fındık lahmacunlarımız sıcak sıcak çıkmak üzeredir bilginize. Tekrar ediyorum, Antep usulü içli köfte ve fındık lahmacun. Şimdi gitmişsiniz. Ya niye gidiyorsunuz? Otursaydınız biraz. Gel. Ah be Burhan, ah be Burhan. Bizi kendi silahımızla vuruyorlar Burhan Bey. Duydum canım, megafondan duydum. Aa. Daha güzel işte kanka. Biz bize yılbaşı geçiririz değil mi? Geç. Test. Hanımlar bir şey ister mi? Gidip alabilirim. Otur Bülent. Ajda'yı görmeye gideceksin değil mi? Ne ilgisi var ya? Uzaktan görsen ne olacak ki? Düşüp bayılacaksın yine. Efendim Ajda Paris'te buna uzaktan baktı, gülümsedi diye herkesin ortasında düştü, bayıldı ayol. Rica ederim Sedef. Yalan mı? Ya ama Sacit, biz burada ağaç olduk oğlum ya. Bırak ya bırak, böyle yılbaşım olur ya. Tamam abi, anlaşıldı. Boş ver abi, sen kasma kendini. Ne diyor? Abi sevgilisini kaybetmiş evin içinde. Arıyormuş, ne yapsın? Şu halimize bak ya. Zavallıyız ya. Resmen zavallı. Ya güzel kızlar gelecekti, tanışacaktık, konuşacaktık, bilmem ne. Abi hakikaten kaybedenin önde gideniyiz ha. Ediyle büdü gibi olduk, şu halimize bak. Çöp kamyon tam bozulacak yeri bulmuş. Trafik kilit arkadaşlar, yayına nasıl yetişeceğiz? Benim karnım çok acıktı ya. Burada bir şeyler atıştırıyorum, belki o sırada trafik açılır. Hadi oturun. Buyurun, buyurun oturun. Buyurun efendim, buyurun oturun. Çekinmeyin. Buyurun. Allah'ım, cennette miyiz yoksa? Nereden tanıyorum ben bu hanımları böyle? Sen bütün hanımları bir yerlerden tanıyorsun Bülent. Eltiniz mi var yoksa? Efendim? Geri. Ha? Hı? Geri bir şey. Ya Gaffur,
Bir daha çakkıda oynarsan ciddi söylüyorum şurada düşüp bayılacağım ama ha. Lütfen ya. Ama kanka, yılbaşında böyle bir beklenti vardı. Ben onu karşılıyorum. 2007'de yeni şarkı buluruz. Anlat. Çakil. Kanka, benim canım sıkıldı. Maç falan seyretsek. Maç. Gafur. Bir fikir. Çok güzel. Sacit Bey aniden gelir diye almıştım. En güzel goller DVD'si. Aç o zaman seyredelim kanka. Şu anda alt kattaki partimizde 2006'nın en güzel gollerinden oluşan bir futbol şöleni seyredilecektir. Gösterim az sonra başlayacaktır. Bütün futbol severler davetlidir efendim. Ömer! Ne oldu ya? Taşkent'te şu anda yeni yıl oldu. Bütün Taşkentlere Happy New Year demek istiyorum. Zeynep nerede ya? Ha, o şimdi benim derdim değil mi Sacit? Aslı, biz bir fadoşlara bakmaya gidiyoruz, tamam mı? Hadi bak. Canım biz çıktık. Ha, o zaman ben de bir gollere bakıvereyim. Zeynep'i görürsen aşağı gönder. Gidin, gidin. Hepiniz gidin. Sen de git. Herkes gitsin. Kusura bakmayın. Yani ilk defa yıllardır bir feryatsız yılbaşı geçiriyorum. Karışmayın bana canım. Buyurun. Tombala oynayalım mı? Hayır. İyi, o zaman ben de aşağıda gidip biraz golleri... Sonra ben DVD'sini alıp bakarım zaten onların. Gene nereye kızım? Kapının önünden havai fişeklere bakacağım baba. Ayrıca 8 numara biraz önce çöpünü koymamıştı kapıya. Onu da alacağım. Merak etmeyin, tamam mı? Hadi bay bay. Ama oryantal style'leri kaçıracaksın. Sonra Temel demiş ki, ya ilk günden çalışmaya mı başlanır? Ay, ne kadar güzel güldüler bunlar böyle ya. Oy. Kızlar iyi ki geldiniz ha. Burada neredeyse geriatri kongresi düzenlemek üzereydik. Tabii ki kendim, mecburen oturduk aslında. Ama ne güzel, çabucacık samimi olduk, arkadaş olduk değil mi? Ya, yalnız ben sizi bir yerden tanıyor gibiyim ha. Abi sima olarak çok yakın geliyorlar, çok tuhaf. Ya çok tuhaf. Herhalde daha önceki hayatımızda tanışmıştık. Mahmut, hanımlara yoğurt da getir abi. Koş, hadi koç, yürü. Burçlarınız ne? Beni tanıdın mı? Merhaba Gafur. Beni tanıdın. Yani. Gözlerinden mi tanıdın? Efendim? Kızımızı kurtardım. Kimi kurtardın? Fatma. Hindi. Güvende. Ha, iyi iyi. Şimdiden iyi seneler. Oldu sana da. Seneye görüşürüz. Aha, tamam. Abi, trafik hala kapalı. Çöp kamyonunu çekmeye uğraşıyorlar. Hay Allah. Sizin işiniz kaçtaydı kızlar? Haber verdik, gece yarısından sonrasını aldılar. Yetişiriz herhalde. Yetişesiniz, yetişesiniz. Ay. O zaman hadi 2007'ye. Hadi. Ya arkadaşlar, kusura bakmayın. Daha civcivli bir yılbaşı partisi olmasını isterdik ama ne yapalım? Ya bir oryantalimiz bile yok. Aa, sever misiniz oryantal dans? Ben bayılırım. Hatta bir süre ders bile aldım ben. Bir yılbaşı zenni olarak biz göbek attık burada Taco'yla. Ne eğlendik, ne eğlendik. Siz mi? Ne var? Allah Allah. Bu yeni jenerasyon kızları da kendileri kıvıramadıkları için soğuk bakıyorlar oryantal dansa. Tabii, çok doğru.
Arkadaşlar, oryantal gibisi var mı ya? Kıvıramadıkları için derken. Kızlar, ısınsak mı biraz? Üşüdünüz mü? Isınma. Hadi o zaman, hadi. Şunu duyurmak isterim ki şu anda bütün kızlar tekila şat yapmaya başladı. Az sonra burası çok eğlenceli olacak kanımca. Duyururum. Evet. Başladık yine. Hadi bir ileri git ya. Burada sıkış tutun beni. Bizim niye tekilamız yok? Aldırmadın ki kanka. En ucuzundan şarap aldırdın. Cimrisin sen Burhan. Hemen git bu aşağıdan büfeden tekila al. Partinin kaderi senin elinde kardeşim. Her yer kapalı. O zaman tanıdık bir bardağını al. Hadi. Rotuk bardağın alayım. Ya nereden alıyorsan al lütfen ama. Bunun adı kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Burhan bana niye bağırıyorsun ki? Bir daha Fatma'nın etrafında seni dolaşırken görmeyeyim Burhan. Tamam bibişim. Zeynep. Ne yapıyorsun orada? Küpem düşmüş. Hadi yukarı çıkalım. Hadi, hadi. Tut canım. Teşekkür ederim. Bir şey var ama. Allah'ım ben kazanıyorum. Bir iki saat daha dayanırsak 12'ye burada gireceğiz. Aslı, mutfakta şarap kaldı mı? Var var, bana da ver. Hey! Yine yalnız kaldık Burhan Bey. İyili oldu. Makbule Hanım. Öyle bir şey bulmalıyız ki yiyecek ve içeceklerin üzerinde olsun. Geceye darbesini vursun. Öyle bir şey olsun ki savaşı tek darbede kazanalım. Tek darbede herkes 12'ye burada girsin. Acaba ne olabilir? Ne olabilir? Buldum. Nereye Bülent? Ben bir şampanya alayım geleyim. Ah, Ajda'ya da selam söyle. Canım ne alakası var şimdi? Ben o halde sonra giderim. Madem Sedef böyle laf çarpıyor. Ben de nereden tanıyoruz diyorum bak.
düştü yanma yüreğim, yanma ayrılık bize düştü. Of nenem of, yandı yürek yıldız, yanma yüreğim yan. Of nenem of. Bravo. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Canım benim, çok iyiydin. Ya süperdim. Kapat şu göğsünü ya. Vay! Bir de maço muymuş bu? Sorma. Tanrı verdi. Bence fena değildi ya. Hani Asterix'te bir ozan vardı? Kakafonix mi ne? Şarkı söylemesin diye maceranın sonunda onu ağaca bağlarlardı. Ben de onu hatırladım birden canım. Ne diyor bu? Hiçbir şey demiyor canım. Bak bu gece yılbaşı gecesi. Herkes çok içkili. Seni can kulağıyla dinlemelerini bekleyemezsin değil mi? Ya ne salağım ya. Kaç gündür hayal kuruyorum. Ben güya çıkacağım, söyleyeceğim. Erkin Koray da gelecek, dinleyecek, beğenecek. Senaryoya bak. Tekila. Şat mı? Şişe. Canım Erkin Koray senin idolün olabilir ama illa bu gece burada tanışacaksın diye bir şey yok ki. Tanrı verdi. Bence olaya birazcık daha gerçekçi yaklaş. Böyle bir yere rock efsanesi Erkin Baba gelmez canım. Erkin Baba. Gökteki yıldız.
Çiğ köfte her zaman savaşı kazanır Burhan Bey. Aferin bebişim. Hazır gibi değil mi? Çağırın misafirleri. He? Tabii tabii. Çağırıyorum. Allah'ım. Allah'ım. Sayın misafirler, alt katta taze taze çiğ köfte servisimiz başlamıştır efendim. Tekrar ediyorum, içli köfte değil, çiğ köfte bu sefer. Çiğ köfte! Makbule! Heh, Burhan Bey, gel sen de çiğ köfte al demişti bana. Ayıp olmasın adama, gideyim ben. Bir tabak var ya kızım. Orada tabak vardır baba. Çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. İçeride hemen. İçeride. Buyurun. Ya. Hayatımda geçirdiğim en güzel yılbaşı gecesi. Aksiyon hiç bitmiyor Burhan ya. Sağ olun Bey, buyurun efendim. Şeref verdiniz. Buyurun efendim. Ya ne kadar da meraklıymış çiğ köfteye yiyecek sıskası. Teşekkürleriz efendim. Neredesin ya? Buradayım. Çiğ köfte yiyoruz. Gel. Afiyet olsun. İyi de hepsini siz yiyorsunuz amca. Çalış, çalış. Allah'ım, hayatımın en güzel yılbaşısı bu. Benim de. Şu göğsünü kapat, ne olur, herkes bakıyor ya. Çaresiz dostlar ve subhanallah.
Star'ın dansçıları burada. Yok abi, niye buraya gel diye numara yapalım. Kızlar şu anda dans ediyorlar abi. Biz de onlarla arkadaş olduk. Aa, vallahi kalkıp geliriz ha. Aslı, Oriental Star'ın 6 finalisti dükkanındaymış kızım. Gidelim mi? Ya onlar benim arkadaşım. Ben röportaj yaptım onlarla. İyi, gelelim o zaman. Ver telefonu, ver. Ver telefonu, ver. Sartaç, Didem'i ver. Ver Didem'i. Didem? Aslı Sütçüoğlu ben, ne haber? Ya orada üşümüyor musunuz siz bu muhallebicide? Benim iki adım ötede evim var. Burada da parti var. Buraya gelsenize. Tamam, süper. Hadi bekliyoruz. Sertaç getirecek sizi. Hadi. Sen öldün Burhan. Sen beni beğenmiyor musun? Gidelim Gafur. Gelerek başladık. Öyle de devam edelim. Nereye kızım? Adamın tabağını götürüyorum baba. Yıkasaydık kızım. Ben orada yıkarım. Üf ya! Oryantal Star'lar trafikte kalmışlar. Ha, gece yarısından sonra çıkacaklarmış. Bu da bir şeye taktı mı takıyor yani? Bir dakika. Bir dakika. Gece yattığın zaman kendi kendine ben iyiyim diyebiliyorsan o zaman hiç korkma. Yola devam. Haydi hayırlar olsun. Tamam canım, ağlama artık. Ne oldu o maçoya? Fısladı. Hadi Aslı'lara gidelim. Sen de ağlama artık, tanrıverdi. Tutamıyorum ki. Fatoş, kapat şu gözünü sen de ya. Hadi şimdi düşürüz.
Hoşlandısın. Bacım ne haber? Nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. İyi seneler Aslı. Tamam oldu. Ne haber kızlar? İyi. Parti nerede? Parti burada. Hemen başlıyor. Hemen başlıyor. Sataş müzik koysana ya. Hadi. Koy, müzik koy. Neredesin ya? Arabadan bir şey aldım. Bana söylesene hayatım ya. Gel. Sevgili misafirler, şu anda Oriental Star'ın, tekrar ediyorum Oriental Star'ın 6 finalisti üst kattaki partide dans etmek üzere. Onlarla birlikte dans etmek isteyenler veya sadece onları seyretmek isteyenler... Teşekkür ederim. Dakika gidip bakıversin, ne olur ki? Ya baba, Oriental Star'lar orada. İyi tamam, git bak. Rahatsız etme insanlar. Onlar insan değil baba. Oriental Star. Ya sen neredesin? Senin yüzünden bütün müşteri kaçtı. Yukarıda Oriental Star vurmuş. Kaka. Erkin Koray çıktı. Erkin Koray o iğrenç rock barda mı çıktı? Oldu canım. Vallahi billahi kanka. Erkin Baba sahneye çıktı. Şarkılar söyledi. Fesübhanallah yani kafur. Onu da söyledi. Fesübhanallah. Öyle biraz daha içersen kim bilir o hayal dünyanda neler görürsün. Buradan burun deliklerinden bütün hayal dünyan gözüküyor zaten. Of. Ne kakayız? Aa, bunlar uyudular burada. Sabahtan beridir bir lokma bir şey yiyemedim. Çiğ köfte yiyemedim biliyor musunuz? Misafirleri ağırlamaktan popom bir yere oturmadı yani. Siz üzülmeyin Burhan Bey. Ben size yine çiğ köfte yaparım. Yok canım, zahmet etmeyin. Benim zaten moralim bozuk. Kanka! Oriental. Dün dün dün. Dün dün dün. Dün dün. Ne iyi oldu değil mi? Eğlendik vallahi. Çok güzeldi kızlar. Sen niye saatine bakıp duruyorsun Bülent? Hiç. 12 için. Ay birazdan eve gidelim. Bizim evde piyango çekilecek. Aslılara sözümüz var. Ha, o var değil mi? Ve canım. Ben hamileyim. Aa, olur. Ben seni aldatıyorum. İyi iyi. Ben oryantal dans dersi almaya karar verdim. Ah, aşkım alsana ne olur ya. Şu anda Dubai'yi yeni yıla girdi efendim. Bütün
itibari halkına Şah'da iyi... Senin ne diyorsun? Kıksanıza megafonu, ne yapıyorsunuz? Kızların tansını bozuyorsunuz. Bu tamamıyla anlaşmalara aykırı bir davranış yiyorum. Tamamıyla haksız bir rikabet. Anlaşma yoktu ki, kural yoktu ki. Ne? Oryantal dans her zaman kazanır Burhan Bey. Özellikle de yılbaşı geceleri. Bilal, ne haber kız? Bak ne güzel dans ediyorlar ya. Nilay'cığım, Zeynep be, kız arkadaşım. Bu da Nilay, apartman görevlimizin güzel kızı, he? Merhaba, merhaba. Ah canım. Bak nasıl gözünü dikti. Hayran hayran bakıyor Zeynep ablasına. Ya. Yalnız bırakmayalım. Gidelim kardeşim. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayalım. Hadi abi. Hadi saydık ya. Ajda Pekkan'ı görmeye mi? Yok canım. Sadece kişiler açısından ya. Yürü abi, yürü. Tanrıverdi. Ağlama artık canım, yeter. Efendim buyurun. Ay ay, ev ne güzel olmuş değil mi Bülent? Ah, ayol Bülent nerede? Beraber yürüdük ama. Şey, gelir canım. Ha. Hadi piyango çekeceğiz Aslı. Hadi canım. Bülent kesin Havyar'a gitti. Ay olsun canım, bir imza alır gelir. Hadi önce siz çekin. Dört. Aa, nedir acaba? Ne ki o acaba? Büyük ikramiye var mı İfat? Var canım, olmaz olur mu? Bir kese altın var ama bakalım kime çıkacak. Ay ne güzel bu. En uyduruk şey de size çıktı efendim sanırsın. Şey Makbule sen çek ya. Bismillah. Dokuz. Dokuz mu altı mı, iyice bak. Gözde görmüş ki bunun. Lan. Aa, büyük ikramiye çıkacak ya. Onun için dedim. Yanlışlık olmasın diye Sacit. Senin kız arkadaşın gitti mi Sacit? Gitti ya. Şoförü bekliyormuş. Of be. Bakan kızı oğlum. Ay. Çift kişilik kahve fincanı. Karı koca için. İnşallah. Tam sokağın sonunda, aşağı yukarı 50 metre ileride hayatımın kadını var genç adam. Gidip konuşun. Ya, küçük bir pürüz var. Beni tanımıyor. Cesaretim yok genç adam. Tabii tabii tabii. Şimdi kurtulabildim.
şimdi kurtulabildim. Evet, ben de şimdi kafeye geçiyorum. Orada biraz bir şeyler içinde kafamı dinlemek istiyorum. Ajda. Evet, kimse bilmesin, ne olur. Hadi canım, görüşürüz. Bye bye. Ajda Pekka. Nereden bildin? Evet, o. Pardon, rahatsız etmeyelim. Allah. Beklerdiniz, buyurun efendim. Buyurun. Sağ olun. Bu kadar güzel çalışıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi biz de çekelim. Aa, acele etme kızım. Şey, fotoğraflar geldi. Adam, efsane canım. Vallahi efsane ya. Efendim, herkese iyi akşamlar. Erkin Koray'ı seyrettik ya. Şaka yapıyorsun, nerede? Ay, ben şu Bülent'e bir bakayım ayol, nereye kayboldu? Aslı, biz Erkin Koray'ı nasıl kaçırdık ya? Ya siz esas Oriental Star kızlarını kaçırdınız. Burada dans etti Oriental Star kızları, vallahi. Ne? Ne diyorsun ya? Gerçekten mi? E hani Havyar'da olacaktı? Canı sıkılıp mı gelmiş? Vay be. O zaman hemen geliyorum canım. Fesübhanallah söyledi mi? Ay çok güzel söyledi ya. Ah be. İffet yenge, bizde isot yok mu? İsot mu? Acı biber. Ay var, ne yapacaksın? Nerede ki? Makbule, içli köfte kaldı mı? Buraya girmiş. Arayacaklar şimdi bunu. Hadi ama piyangoçuk yiyeriz ya. Ay siz çekin Burhan Bey, o kadar meraklıysanız. Ay bu da baydı be, sabahtan beri bir tane beleş mum kazanacağım diye bır. Çekiyorum. Çekin. 7. Tamam, gidin alın hediyenizi. Ay. Biz de çekelim mi? İyi, hadi arkadaşlar, kapıda kaldık, gelin. Hadi çektiniz? Biz çek dedik anne. Maşallah, ne şans var sizde de. Ne şansı ayol? Eşek şansı var bende İfot. Eşek şansı, bildiğin ya. Of yani of. Hadi herkes piyango çeksin. Piyangoya bayıldım. Sinirmiş ya. Neredesiniz saatlerdir kızım? Kapının önünden gelip geçene baktık baba. Ajda Pekkan şurada yemek yiyormuş da. Belki geçer dedik değil mi? Ya ama geçmedi. He. Pek severim Ajda'yı. Affedersiniz, orada şeker var mı acaba? Tabii, buyurun. Vallahi burada canım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Kubilay Bey. Hayranısınız diye şey ettim ben. Ajda Hanım. Merhaba. Apollo ben. Zeus'un oğlu. Şaka yapıyorum efendim. Ben Kubilay Peynircioğlu ve sizin çok ama çok büyük bir hayranınızım efendim. Bülent amca merhaba. Ne amcası ya? Ajda Hanım, kuşlar Havyar'da sıkılıp buraya geldiğinizi söyledi.
Müsaade ederseniz size eşlik etmek isterim. Kafamı dinlemeye gelmiştim ama. Olsun canım. Beraber dinleriz. Ben sizin kafanızı da sesinizi de sonsuza dek dinleyebilirim ya. Otursaydınız, ayakta kaldınız. Ajda Hanım, ben size böyle toptan paket olarak hayranım canım. Sesiniz olsun, tarzınız olsun ve bu üstün yüce fiziğiniz olsun. Hayranım canım. Mersi, mersi, mersi. Bizim kızlar sürekli sizin kıyafetlerinizden bahsediyor. Ben de diyorum ki bırakın canım kıyafetleri. Siz içindekine bakın. Taş gibi yahu. Vallahi tak canım. Samimiyetimize güvenerek böyle konuşuyorum. Umarım saygısızlık olarak almıyorsunuz. Hangi samimiyetimizi? Genç adam, Ajda Hanım burada benimle oturuyor. Konuşacak bazı özel şeylerimiz olacak. Sen bir başka yere gitsen. Allah Allah. Ben sizi de hanımefendinin bir hayranı zannediyordum ama. Hayır, biz ahbabız. İki ahbab. Yapmayın ya. Gerçi ben sizi daha çok baba kız gördüm ama. Bilal Bey, sizi Havyar'dan çağırıyorlarmış galiba. Öyle duydum. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Ajda Hanım, bana ihtiyacınız olursa şurada olacağım. Müsaadeniz. Teşekkür ederim. Güzel. Yalan. Biz gerçekten ahbap sayılırız. Öyle mi? Tabii. Bundan 10 yıl önce Paris Büyükelçiliğinde bir davet vardı, hatırlarsınız. Bir defile sonrasıydı. Hatırlıyorum galiba. Hatta bir diplomat bey bayılmıştı. Sonra benim hayranım olduğumu söylediler. Ah, işte o. Bendim hanımefendi. Ya. Sen beni kovuyor musun yiyorum? Evet, kovuyorum. Bu benim partim. Ayrıca siz de zaten davetli değildiniz. Kızlara asılıyorsunuz, altınlarınızı ona buna gösterip hava atıyorsunuz. Bir hareketler, bir şeyler, sevmediğim şeyler. Yapmayın bunları. Gidin kendi partinizde eğlenin. Bana ne gafurla mafurla. Biz burada 12'ye gireceğiz. Güle güle. Yok ya. Evet. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bir Burhan altın top kolay yetişmiyor. Bunu unutma. Bunu unutma. Bir Burhan altın top savaşı kolay kolay kaybetmez. Bunu unutmayırım. Ne kaybettiniz? Yenilgiyi kabul edin, içinize bunu sindirin. Güle güle. Biz kazandık. Bitti bu iş. 12'ye burada gireceğiz. Hadi bakalım, benim partim kazandı. Dikkat, dikkat. Burhan altın top konuşuyor. Şu anda Moskova'da yeni yıla girdi evindim. Ama esas konu bu değil. Şu andaki alt kattaki partime katılan herkese ama herkese Cumhuriyet altını vereceğim. İlk tarafımı salladım. Tanrı verdi, sen de mi? Ya kusura bak babacığım, çok yolsuzum. Hadi Fatoş. Ay kusura bakma şekerim, çok maço. Evet, maçoyum ben. O konserden sonra size orkideleri gönderen de bendim, hatırlıyor musunuz? Siz miydiniz o güzel orkideleri gönderen? Evet, aslında biz yıllardır tanışıyoruz ama konuşamadık asla. Bakın, hayır, ellerim titremiyor. Gerçekten, bayılmadınız da. Vallahi öyle. Ay Sedef Hanımcığım, Havyar'da da yok. Bırakın yakasını. Bulacağız İffet Hanım. Fazla uzaklaşmış olamaz. Bir yere daha bakalım. Kesin oradadır. Hay Allah'ım yarabbim, ne hallere düştük. Ay Tahsin, ay Tahsin. Ne güzel günlerdi değil mi? Evet, evet. Bülent amca. Ajda Hanım, saat 12'ye yaklaşıyor. Orkestra da var. Eğer uygun görürseniz o muhteşem sesinizden bir şarkı rica edebilir miyiz? Yeni yılın şerefine canım. Genç adam, bu ne cüret ya? Sen kimle konuşuyorsun?
Ajda Hanım öyle her yerde pat diye çıkıp şarkı söylemez. Bülent amca, asıl siz her lafın içine pat diye giriyorsunuz canım. Bırakma amcayı ya. Amcasın tabii. Amcasın ya. Yaşını başına almış bir insansın canım. Bırak artık piyasayı bizim gibi gençlere. Ajda Pekkan, senin gibi birine bakar mı canım? Beyler, lütfen tartışmayalım. Madem yılbaşı, benim de Bülent Bey'e bir şarkı borcum var. Şu anda bu borcumu yerine getirmek üzere sahneye çıkacağım. Allah. Bayılmazsınız tabii. Elimden geleni yapacağım. Kaderimin oyunu biliyorsanız çalalım mı? Hadi. Alo, Yaprak. Hemen kafeye koşun gelin. Ajda burada. Şarkı söyleyecek. Ben niye buradayım? Yaprak, niye kadını asılıp rahatsız edeyim canım? Ben onun sanatçı kişiliğine hayranım. Yaprak, kıskançlığı sırası değil canım. Şarkı başlıyor. Koşun ya. Dert ararsam çok, öyle dertliyim ki. Unutulmaz bir yılbaşı oluyor bu akşam. Her açıdan. Ay, gitti altınlar. Bıktım artık yaşamaktan. Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Bu yalnızlık. Bu dertler. Memleketine hoş geldiniz.
Buyurun efendim, hoş geldiniz. Al canım, bu da sonuncusu. 12'ye benim partime girmek ister misin yavrum? İstemez. Ay Selahattin, seni davet eden olmadı ki. Bu yaptığınız hiç ahlaklı bir davranış değil Burhan Bey. Kapıda böyle misafirlere altın dağıtmak. Aman siz çok mu ahlaklısınız? Çok mu ahlaklısınız? Bir defa Oriental Star'ın kızlarını getirmek tamamıyla haksızca bir rekabetti. Kanal desteği almışsınız. Unut gitsin, oyun bitti. Ben kazandım. Herkes 12'ye burada girecek. Ben kazandım. Anlaşıldı mı? Aslı! 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 Neredesin ya? Seni arıyorum. Ne var? Gerçek mi bu? Burhan Bey, paranızı boşuna harcadınız. Arkadaşlar, sevgili misafirler, sevgili misafirler, Ajda Pekkan, yani gerçek kendisi Ajda Pekkan, şu anda bir alt sokaktaki Ice Cafe'de spontane bir konser veriyor. Yılbaşına Ajda ile girmek isteyenler, lütfen Ice Cafe'de... Altınlarımı verin, altınlarımı verin. O zaman altınlarımı verin, buraya girmeyeceksen altınlarımı verin o zaman. Altınlarımı verin, altınlarımı, altınlarımı, altınlarımı almak lazım ama. Allah'ım, önce Oriental Star'lar, sonra Erkin Koray, sonra Ajda Pekkan. Ne ballı bir yılbaşı gecesi bu be! Ajda her zaman kazanır Burhan Bey. Hem de sadece yılbaşı geceleri değil. Ajda! Ajda! Burhan Bey! Allah Allah! Burhan Bey! Ay, ne güzel bir geceydi be! Aa, yok. Almayayım canım. Hadi size iyi seneler. Programa gitmeden evvel konsere bir şarkı daha söylüyorum size için. Kabul mü? Seksi kadınmış ha. Yakından daha da iyi vallahi. Cem lütfen. Ya aileden bir kişi yeter tamam. İyi misin Bülent? Canım karşılıklı oturup konuşuyor. O da normal bir insan. Ya sahi mi? Öyle mi gerçekten? Hayatımda önemli iki kadın oldu. Bir keresi Pasapiso. Ya kimler onlar? Ajda Pekkan ve annem. Ne? Şaka tabii. Ajda Pekkan ve sen. Ay Bülent. Ah, derdim bitiyor. Taştan mı sanır beni?
Olarak aşırı alkolden sonra soda, limon, maden suyu, ikisi aynı şey zaten, limon, tuzlu. Tuzlu su, limon ve maden suyu karışımı sabahleyin uyanmanızda dinç baştan alıyorum. Bu vesileyle... Nasılsın Fatoş'cuğum? İyi seneler. İyi seneler. Yani en hayati şey demirleme verilen alıcı. Ya... Asla konuşamadık. Bakın hayret, ellerim titremiyor. Evet, bayılmadınız da. Vallahi öyle. Nasılsa? Vallahi. Her yer böyle kırmızı yeşiller olsun. Onun İngilizcesi şeydi, neydi? Bir şey daha şimdi aklıma gelmiyor. Şöminenin başına da çorap koydum. Ne halde bana koyacak acaba? Kokuyor. O çoraplar geçen sene yıkandı hanımefendi. Yok ya. Üf. Ah, nasılsın Fatoş'cuğum? İyi seneler. İyi seneler. Akşam ne yapıyorsunuz Bülent Bey? İşte. Burhan Bey, Burhan Bey. Hanım. Burhan Bey, bir hanımefendi eğer... Yılıyor bu. Bütün yiyecekler bu kadar mı ya? Gelemedim, temiz daha iyiydi. Ne yapıyoruz bu akşam? Erkin, Koray'ı seyrettik ya! Ne? Takılıyordun. Evet. Nerede seyrettiniz? Ben hiçbir şey yapmadım. Sen papaz mısın canım? Hı? Yavrum, niye sen her şeyi biliyorsun? Maceranın sonunda ağaca bağlarlardı onu. Niye? Şarkı söylemesini istiyorlar. Ah be, ah be.
Ya bütün yiyecekler bu kadar mı ya? Pardon, ne alıyorum? İki yağ oldu. Ya Makbule abla, niye çiğ köfte yapıyorsun ya? İstemiyoruz çiğ köfte falan. İstemiyoruz öyle şeyler biz. Çiğ... Şey... Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım tabii. O orkideleri de mi siz yolladınız? Tabii. Allah kahretsin. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur aslanıza aranıza.